Saygıdeğer hocalarımız, uzaktan ve yakından programımıza katılan kıymetli konuklarımız, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Sünnetin Aktüel Değeri Kurumu Sempozyumumuzun açılış törenine hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Kimi çevreler de sahih, zayıf mevzu durumuna bakmaksızın tüm rivayetleri kurtarma gayreti içine girmişlerdir. Hadis ve sünnetin doğru anlaşılması konusunda işin ehli olan ve Hazreti Peygamber'in sireti ve sünnetinin insana, hayata, sempozyum düzenleme kurulu koordinatörü olarak organizasyona katkıları sebebiyle başta rektörümüz Profesör Doktor Ali Gürek hocamıza, dekanımız Profesör Doktor Şeyh Demir hocamıza, fakültemizin değerli hocalarına, şu hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum. İslam bir medeniyet. Ama son iki asra büyük acılar ekerek hayatını idame ettiren Müslümanların elinde. Kendisine kara çalınmış bir medeniyet. Şimdi bizim bu medeniyeti Kur'an'ın ifadesiyle kökleri yerin derinliklerine salınmış, dalları gökyüzünü kucaklamış, bu ulu çınarı hayatta buluşturmak mecburiyetimiz var. Bu her Müslümanın akademik değil, ahlaki asgari mecburiyeti olduğuna inanıyorum. Her bir Müslümanın asgari ahlaki mecburiyetidir. Çünkü bütün insanlığın buna ihtiyacı vardır. İslam'ın tertemiz geçmişi ve son derece sade akidesi, bu iki husus bile tek başına İslam'ın bu rekabette öne çıkacağının çok açık göstergeleri, işaretleridir. O yüzden sade bir akidemiz var hamdolsun ve tertemiz bir mazimiz var. Kimsenin eline Kur'an tutuşturup onların elindeki ekmeği almamış bir tarihimiz var. Sağ yanağınıza vurana solunu da gösterin. Ceketinizi isteyene çıkarın gömleğinizi de verin. Karşılığını ahirette alırsınız diyerek sömürülen ulusları, toplumları, milletleri afyonize eden bir geçmişi yok İslam'ın. Ya da Kızılderilileri ya da siyahileri köleleştiren, katleden ve bunları önce kiliseden cevaz çıkartan ya da modern dönemde demokrasi götüreceğiz, refah götüreceğiz, insan hakları götüreceğiz diye Afganistan'ı, Irak'ı, Suriye'yi, Libya'yı ve benzeri coğrafyalara bir cehenneme çeviren bir akide değil bu akide. O yüzden bizim önce kendi iç bütünlüğümüzü temin etmek, bu medeniyetin çocuklarının zihinlerine ve kalplerine ekilmiş olan şüpheleri İslam'ın etrafından uzaklaştırmamız gerekir. Ne yazık ki biraz önce hocam da değindi. 1839 Tanzimat Fermanı'ndan 50'lere kadar bütün olumsuzlukların sorgulandığı sanık sandalyesine İslam oturtuldu. Reddi miras ettik. İslam'dan olabildiğince uzaklaştık. İslam'ı iham eden, çağrıştıran ne kadar şey varsa hepsinden uzaklaşmayı bir çağdaşlık iddiası, davası olarak savunduk. Bakın Cemil Meriç'in o sözünü hatırlatayım. Bütün mukaddes değerleri ayaklar altına alan Fransız ihtilali dahi kamusa dokunmadı diyor. Bizde kamusa dokundu, kamusa dokunan el namusa dokundu. Ne Mao'nun kültür devrimi,
ne Lenin'in, Stalin'in Rusya'daki kültür devrimleri, ne Fransız İhtilali bizdeki devrimlerin yaptığı tahribatı yapamadı. Milyonlarca cilt kitap hala daha ziyaretçisini, okuyucusunu bekliyor. Müthiş bir hafıza silinmesi. Hadis kelimesi Arapçada kullanılan bir kelimedir. Normal günlük kullanımda insanların birbirlerine hitap ettiklerinde kullandıkları kelimelerden birisidir ve yoğun olarak haber anlamında, söz anlamında kullanılır. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de kullanılmıştır. Orada da haber anlamında, söz anlamında kullanılmıştır. Hazreti Peygamber'in ahirete irtihalinden sonra artık Müslümanlar hadis kelimesini Hazreti Peygamber'le ilgili haberler anlamında kullanmaya başlamışlardı yoğunlukla. Aradan zaman geçmiş, sahabe nesli tükenmiş, tabi'in nesli başlamış. Bu sefer tabi'in nesli hadis kelimesini hem Hazreti Peygamber ile ilgili haberler hem sahabe ile ilgili haberler anlamında kullanmış. Aradan zaman geçmiş, tabi'in nesli bitmiş, etbe-ü tabi'in nesli başlamış. Etbe-ü tabi'in bu sefer hadis kelimesini hem Hazreti Peygamber hem sahabe hem de tabi'ine ait haberler anlamında kullanmaya başlamıştır. Bu böyle kullanılmaya başlayınca ondan sonraki dönemde teşekkür eden hadis kitaplarının içerisinde de hem Hazreti Peygamber'den hem sahabeden hem de tabiinden bahseden ya da onlardan zikredilen haberler yer almaya başlamıştır. Günümüz insanları, gençler hadis deyince doğrudan Hazreti Peygamber'i anlarken, hadis kitabı deyince doğrudan Hazreti Peygamber'in sözlerinin yer aldığı kitaplar anlarken aslında gerçek bu değildir. O hadis kitaplarının önemli bir kısmının içerisinde Peygamber Efendimiz'in yanında sahabenin ve tabiinin de sözleri yer almaktadır. Bu bilinçle ve bu dikkatle kitaplarımıza bakmak durumundayız. O zaman bilmemiz gereken şey şu: her sahih her zaman doğru olmayabilir. Her doğru da her zaman sahih hadis olmayabilir. Yani mevzu deyince kaldırın atın hiçbir işe yaramaz. Yok böyle bir şey. Çok doğru sözler olabilir ama Hazreti Peygamber'e ait değildir orası ayrı. Peygamber'e aidiyeti konusunda şüphe olduğu için ona mevzu denilmiştir. Biz geleneğimizi, geçmişimizi eğer ele almak istiyorsak, anlamak istiyorsak biraz indirgemeci, biraz genelleyici, biraz seçmeci, biraz parçacı yaklaşmadan, anakronizme düşmeden, tutarlı bir yöntem üzerinden giderek modernleşmenin bize getirdiği bir takım şeyleri de onun kodlarını da iyi çözerek tutarlı bir yöntemle ve geleneği kendi iç denetim mekanizmaları üzerinden ele alarak daha sağlıklı anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın hocalarına ben teşekkür ediyorum. Zamanı da verimli kullanmak adına. Oturumu burada kapatıyorum. Teşekkür ediyorum sesinize.